30. madde üzerinde bir önerge vardır. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 105 sırasayılı ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 33. maddesiyle 5395 sayılı çocuk koruma kanunu 19. maddesine eklenen 2 nolu fıkrasında belirtilen ibaresinin fıkradaki şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Zeynel Emre İstanbul, Süleyman Bülbül Aydın, Turan Aydoğan, Alpay Antmen Mersin, Rafet Zeybek Antalya Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Antalya Milletvekili Rafet Zeybek. Süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dün yürütmenin yargı mensuplarına karşı yaptığı konuşma metnini okumuştum. Bazı milletvekili arkadaşlar itiraz ettiler. Ama bugün yargı mensuplarının millete karşı paylaştıkları, önerdikleri sözleri okuyacağım. Bunda anlaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Burası baştan başlamış. Yani ben okuyayım da onu. Değerli milletvekilleri, bir hakim şu anda görevde. 31 Mart'tan önce de görevdeydi. Aynı zamanda İl Seçim Kurulu üyesi. Seçim öncesinde sosyal medya hesabından şu anda okuyacağım paylaşımlar yapıyor. Cumhur İttifakı 1, 16 Mart. Cumhur İttifakı sadece seçim ittifakı değildir. Sadece iki partinin ittifakı da değildir. Anadolu Türk İslam tarihinin değerlerine bağlı milletin bir olmasıdır. Bu birlik aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve zorunluluktur. Cumhur İttifakı 2. İşte Cumhur İttifakı bu muhteşem özün tecessümünün ilk adımı. Bu adımın değerini bilmeli ve tekamülünün talep etmeli ve desteklemeliyiz. İşte o zaman kendimize döner ve kendimizi buluruz. İşte o zaman tarihi sorumluluğumuza ve ideallerimize sahip çıkarız. Cumhur İttifakı 3, 18 Mart. Bugün milletimizin üzerinde kahir ekseriyetle ittifak ettiği lider Erdoğan'dır. Allah var, Erdoğan da bunun hakkını veriyor. Onun etrafında birliğimizi sağlamalıyız. İsmiyle müsemma devlet gibi adam Bahçeli'de düşmanın hesaplarını görerek bu birlikteliğin en önemli aktörü olmuştur. Düşmanı bütün silahlarıyla milletin lideri o Erdoğan'ın yemek için seferber etmiştir. Erdoğan'ın yıkılması devletin tekrar ABD'nin uydusu olduğu Batı'nın kuyruğunda dolaşan güdük eski Türkiye olmasıdır. Cumhur İttifakı 5, 20 Mart. Bugün Türkiye'de saflar netleşmiştir. Bir tarafta ABD, CIA ve FETÖ'nün operasyonlarıyla dizayn edilmiş cephe, diğer tarafta yerli ve milli olan AK Parti, MHP cephesi. Reel politik ve siyasi konjonktür iktidar olmak için AK Parti MHP ittifakını zorunlu kılmaktadır. PKK ve FETÖ'ye Millet İttifakı'nın kazanması halinde nefes alıp değerlenip toparlanıp semirecekleri güvencesini kimin verdiğini çok merak ediyorum. Beka meselesi yoktur diyenlere itham olur. Değerli arkadaşlarım, bu bir hakimdir. Bu hakim bir yerel seçim öncesinde, bak alkışlıyorsunuz, evet, partiler için propaganda yapmıştır. Reddediyorum, kınıyorum. Eğer sizin adaletiniz, sizin tarafsızlığınız buysa, böyle adalet de olmasın, böyle tarafsızlık da olmasın. Yani burada yargı reformu diyorsunuz. Bir hakimin siyaset yapmasını sizi de normal karşılıyorum. O günlerde de bu hakimin İl Seçim Kurulu'nda bu paylaşımlardan sonra görev yapmaması gerektiğini söylediğimizde
siyasiler yapacak, siyasetini de yapacak, hakimliğini de yapacak dedik. Arkadaşlar yapmayın, gözünüzü seveyim. Yapmayın. Yani bu siyaset de yapacak, hakimlik de yapacak diyorsanız gelin o zaman fiili durum var deyin. Hakimlere, savcılara, siyasi partilere üye kaydını yaptırın. Çıkarın hemen bir kanun. Yaparsınız siz. Yaparsınız. Değiştirelim gelin de. Yani fiili durum var. Zaten fiili duruma göre gidiyor. Değerli arkadaşlarım bakın. 6 ay önce bu hakimi ben Hakimler Savcılar Kurulu'na bu paylaşımları bildirdim. Tarafsızlığını kaybetmiş, siyaset yapan bir hakimdir, gereğini yapın dedim. Sayın Bakan Yardımcımız da burada. 6 aydır ne yapıldı bilmiyorum. Ama bu hakim olacak kişi aynı paylaşımlarını, daha doğrusu benzer paylaşımlarını yapmaya devam ediyor. Çok rahat. Vahim olan şudur. Bu gücü nereden alıyor biliyor musunuz? Hukuku yok edilmiş bir devlet gücü kullanıyor. Bu kadar basittir. Ses çok güçlü geliyor onun için. Buyurun. Siyasallaşmıştır. Yargı siyasallaşmıştır. Dün hep söylüyorum. Dün FETÖ'nün kontrolü altındaki yargı bugün iktidarın kontrolü altındadır. Ya arkadaşlar, gerek cemaat olsun, gerek iktidar olsun. Eğer bir gücün altındaysa yargı, adalet olmaz, yapılmaz. Gelin. Bu yargıyı ısrarla söylüyorum. Gelin bu yargıyı bağımsız kılalım ya. Gelin bu yargıyı bağımsız kılalım. Bakın 2010 yılında 29 maddelik bir referandum yaptık. 2 maddesi, birisi Hakimler Savcılar Yüksek vardı o zaman, Yüksek Kurulu, birisi Anayasa Mahkemesi. O zaman muhalefet partileri, Milliyetçi Hareket Partisi dahil. Bu 2 maddeyi çıkarın, 27 maddeyi gelin hep birlikte referanduma gitmeden çıkaralım dedi. Direndiniz, dediniz ki önemli olan bu 2 madde. O 2 maddeyle yargı FETÖ'ye bile... Konu derin sayın milletvekili, yani 5 dakika yetmez. Siz toparlayın, bir dakika daha verin. Yerimden 1 dakika konuşma talep edecektim ancak sağ olsun sayın milletvekilimiz gecenin bu saatinde uykumuzu kaçırdı. Eyvallah, güzel. Ama biz de bu kaçan uykuya birazcık daha şenlik katmak istiyoruz. Kürsüden grubumuza yönetmiş olduğu "sizin adaletiniz bu mudur" ifadelerine karşı sataşmadan dolayı söz istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz bu ülkede demokratik bir yargı için, hukukun üstünlüğü anlayışına uygun bir anayasal düzen inşa etmek için 20 yıldan beri reform gerçekleştiriyoruz. Burada Turan Bey var, İstanbul milletvekili. Kendisi de tanıktır. Biz bu ülkede yargıdan onama mı istiyorsunuz, bozma mı istiyorsunuz denilen günleri hamdolsun geride bıraktık. Evet, bir arizi durum varsa bu mutlaka düzeltilir. Yargı
kendi iç denetim içerisinde itiraz temiz ve hatta yine bizim açtığımız yolla anayasa yargısından geçmek suretiyle mutlaka kendi kendini denetler. Yanlış varsa düzeltilir. Ancak bir yargı mensubunun yaptığı hatayı bütün yargı teşkilatına hamletmek, yüklemek asla kabul edilemez. Evet, bugün hazımsızlıkları anlıyoruz. Niçin? Çünkü dünün vesayetçi yargısı demokratik denetime açılmış ve milletimizin hizmetinde Türk millet adına karar veren bir yargıya dönüşmüştür. Ve biz bu reformlarımızı isteseniz de istemeseniz de devam edeceğiz. Bakınız, diyoruz ki biz bu ülkede yargının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin arzu ettiği şekilde denetimi için istinafı getirdik. Temiz, demokratikleşerek devam ediyor. Siz engel oldunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapılarında beklemeksizin Anayasa Mahkemesi denetimi yolunu da açmak suretiyle vatandaşlarımızın adil yargıya ulaşımını sağladık. Reformlarımız devam edecek. Ancak siz dünün vesayetini kaybettiğiniz gibi demokratikleştikçe bu ülke tüm vesayetleri kaybedeceksiniz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Grup Başkan. Sayın Grup Başkan Vekili, grubumuza ithafen bizi vesayetleri kaybettiniz, bundan sonra da kaybedeceksiniz ifadesiyle grubumuzu bizleri vesayetçilikle suçlamıştır. Çok ağır bir sataşmadır. Türk yargısı, Sayın Başkan sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Yargı AK Parti'den önce sütten çıkmış ak kaşık tabii ki değildi. Hiç şüphesiz yüksek yargı organlarında, ilk derece mahkemelerde çeşitli sorunlar hep vardı. Hep söylediğim bir şey var. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Eskiden asma kilitli mahkemeler vardır böyle mütevazi binalarda. Kapılarında da asma kilit olurdu. Orada adalet şimdikine göre daha çoktu. Şimdi adalet saraylarınız var ama içinde adalet yok. Bir tek şey söyleyeceğim. Bir tek şey söyleyeceğim. Sayın milletvekilimin biraz önce konuşan Antalya milletvekilimizin işaret ettiği gibi. Siz yargıyı bu kadar rezil bir hale getirmeseydiniz 3500 hakim ve savcıyı atmak zorunda kalır mıydınız kardeşim? Bu da mı CHP? Ben niye attınız demiyorum. Ben niye attınız demiyorum. Ama Rafet Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi Yargıtay'ı, Danıştay'ı FETÖ'cülerle doldurup yüksek mahkemelerin anahtarlarını FETÖ'cülere teslim ederken düşünecektiniz. Bir kere Cahit Bey, anayasanın 159 mudur HSK? Anayasa 159 orada dururken burada 39 madde değil 390 maddelik bir paketle getirseniz buna reform derseniz millet size güler. Millet size güler. Evet, kabul ediyorum. Eskiden beri özellikle Yargıtay'da ki siyasetçiler olarak hepimiz taşra siyasetinden geldik büyük çoğunluğumuz. Bu girişimler hep olmuştur. Vatandaş size gelmiştir. Siz de birilerini arayıp ya bir hemşerimizin bir talebi var arkadaş bu mağdur. Bu kararı bozmakla. Bozma mı istiyorsunuz eskiden denirdi. Fakat sizin yargıyı getirdiğiniz an itibariyle ne deniyor biliyor musun Cahit Bey? Tamam efendim. Buna 5 yılın altında mı verelim, üstünde mi verelim deniyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bugün bu mecliste yargının içinde bulunduğu hali savunan bir siyasetçiden hakikaten siyaset kurum adına
üzüntü duyarım. Genel kurulun takdirine bırakıyorum. Buyurun sayın. Sayın Başkan, tabii bağımsız yargı dendiği zaman hani bir balonu şişirirsiniz, ağzını serbest bırakınca oraya buraya fırlar uçar ya, böyle bir yargı istiyorsanız elbette değil. Hukuk sistemi Avrupa İnsan Hakları ve Avrupa Konseyi üyesi ülkeler nezdinde, bu ülkeler nezdinde Danimarka'dan İtalya'ya kadar size sayısız örnek gösteririz. Bağımsız yargı, bağımsız yargı Türk milleti adına karar veren ve demokratik denetime açılmış yargıdır. Ne demek demokratik denetim? İşte parlamentonun da denetiminde olan ve milletin seçtiklerinin de bir şekilde seçimine müdahil olduğu bir yargıdır. İtalya'da, Danimarka'da, Almanya'da bu sistem vardır. Onun için sizin istediğiniz gibi karar vermezse o yargı demokratik değildir. Bizim istediğimiz gibi verirse demokratik, demokratiktir demek Latince'de parimus inter pares. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 33. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir.